beni böyle görüyorsunuz? Bu kız niye böyle giyindi bu yayına? Konuğuna hazırlandı çünkü. Şimdi konuğum aslında belki de en çılgın program yapmamı gerektiren bir konuktu. Ama galiba en dingin 35 dakikayı birlikte geçireceğiz. Öyle düşünüyorum. Ve böyle onunla ilgili çok da böyle detaya girmeden nasıl neyi anlatabilirim kendi hayatıma dair diye düşünüyorum. Şöyle bir şey söyleyebilirim galiba. Hayatımın en zor zamanlarından biriydi. Kızımı aldım tedavi için Amerika'ya götürdüm. Amerika'ya götürdüğümde çok hem can dostum hem menajerim aradı ve dedi ki olduğun yerde, bugün konuğum olan ismi söyledi. Orada dedi, ilk kez gidiyor dedi, bir ara istersen buluşun, belki hani destek olursunuz, birbirinize iyi gelirsiniz dedi. Ve ben hiç tanımıyorum, birbirimizi hiç tanımıyoruz. Telefonlaştık. Galiba hayatımızın en çılgın tatilini yapmış olabiliriz birlikte Amerika'da. Ve hayat boyu unutmayacağımız bir anıydı bizim için bu. Sonra böyle savrulu verdik İstanbul'a gelince. Yani İstanbul herkese yaptığını yaptı tabii. Savrulduk. Çok birbirimizi göremedik. Ama hep birbirimizle ilgili haberlerimiz oldu. Ne yapıyoruz, ne ediyoruz. Güzel haberlerini aldığımda, başarılarını duyduğumda hep çok sevindim. Ama onunla geçirdiğim o yaz benim için çok önemli bir yazdı her anlamda. Çok böyle heyecanlı, çok güldüğümüz, bazen çok üzüldüğümüz, ağladığımız, yani bütün duyguları bir arada barındırdığımız bir tatildi. O yüzden belki ömürlük bir arkadaşlığı biz böyle ve ömürlük bir arkadaşlığa sığdırabileceğiniz şeyleri o küçücük yaza ve o yılın o yazına bıraktık hayatımızda, hafızalarımızda, hatıralarımızda. Hatta şöyle bir çılgınlık da yaptık. Hayatımın ilk dövmesini yaptırdım ben o tatilde. Dövmeciye gittik. Dövmemi yaptırırken dedi ki, kız Ceyda dedi, böyle bir tatil hayatımız boyunca bence bir daha yapamayacağız ikimiz de. Bu yaşadıklarımızı da bir daha kimseyle yaşayamayacağız. Bu paylaştıklarımız da çok derindi, çok başkaydı. Çünkü ikimizin de çok böyle derin zamanlarıydı. Sert ve zor zamanlarıydı. Bazen böyle ömürlük dostluklarınız vardır. Bazen de bütün ömrü bazı kısacık anlara sığdırdığınız dostluklarınız vardır. Öyle bir dost ağırlayacağım. Hayatının çok güzel bir döneminde. O yüzden de çok sakin, çok dingin bir program yapacağımızı düşünüyorum. Ama hiç de belli olmaz. Bir cümlenin peşinden gideceğiz, bakalım neymiş. Jean Cocteau diyor ki, mizahsız olma içgüdüsüyle savaşın. Çünkü mizahsızlık tüm saçmalıkların en kötüsüdür. Aslında mizah onun göbek adı bence. Hepimiz onu öyle seviyoruz. Şimdi yazdıklarıyla, çizdikleriyle de oyunculuğuna daha da büyük şeyler kattı. İki kişi geldiler. Gonca, Uslu Teri. Ay, beni çok duygulandırdın. Nasılsın? Ay Allah. İyiyim, sen nasılsın? Nasılsınız? Ay, iyiyiz, iyiyiz. İyiyiz ve evet, yani hala orada anlattığın şeye bakıyorum. Ay, çok duygulandım. Çok garip bir yazdı değil mi arkadaşım? Evet, çok garip bir yazdı ya. İnanılmaz, hiç kimsenin giremediği bir odaya, değil mi? Böyle sen, ben, Melisa. Ay evet ya Rabbim, o kadar güzel fotoğraflarımız var ki Melisa'nın, yani inanamıyorum. Şimdi onu sosyal medyadan takip ettiğimde büyüyor, yürüyor falan, yani inanılmaz. Melisa ile ilgili hatırladığım ve tabii ki hep böyle marketten aldığımda, blueberry aldığımda benim için onun adı Melisa'lar. Evet. Melisa yiyorum yani, evet. Blueberry avuç avuç hala falan. Hala çok seviyorum. Bir de Golden Gate'deki trafikte senin muhteşem şoförlük yaparken benim mesanemin sıkışmasıyla senin bir takım çareler üretmeye çalışman gram gitmiyor. Amerika o gün Golden Gate'e toplanmış San Francisco'da. Ve ben hala bu sefer bizim evin şeyini açıyorum. Evet. Soundtrack parçasını açıp dinliyoruz, evet, falan. Ve ağlıyorum yani. Evet. İnanılmaz bir şeydi. Artık Melisa en son biliyorsun şey bardağını verdi. Yani acaba o çözebilir mi durumu Gonca abla diye falan. Evet. Çok eğlenmiştik ya. Çok. Ay, inanılmaz. Her şeyi yaptık. Her şeyi yaptık ya. Clint Eastwood'un belediye başkanı olduğu küçücük bir kasabaya gittik falan. Bir oda tuttuk. Hep beraber oda tuttuk, odada kaldık. O odada kaldık. Paramız ona yetti. İki oda tutmaya paramız yok. Ve çok enteresan bir şey. Oraya gittik. Oradan bana zıbınlar aldık. Ve bugün çocuğum o zıbınları giyecek yani. Şimdi evet, hatırlar mısın? O detaya girsem mi girmesem mi diye bir durdum.
Hatırlıyorum. Evet. Küçük o kolye ucu melekler bile var o angel şeyleri böyle. Evet. Küçük küçük. Sana oradan zıbın aldık biz. Evet, bir gün benim de çocuğum olacak diye. Evet. Ve sen hiç ihtimal vermiyordun o sırada. Hiç. Hatta şöyle oldu. Ben o zıbın almayı işini o kadar sevdim ki çocuğu olmadan zıbınlar alan biri oldum yani Amerika'da. Ya bir gün olursa bir gün olsa buraya nereden geleceğiz? Belki bir gün çocuğum olur bir hatıra hani onunla evet. paylaşırım falan. Döndüm ve arkadaşlarım doğurmaya başladı. Evet. Ama gremlin gibi böyle herkes çoğalıyor falan. E tabii ki içlerinde özel olanlar vardı. Mesela Ferhan vardı hani Ferhan doğurduğunda, Pera doğduğunda. Ferhan'a gitti yarısı. Tabii. Sonra Yasemin Mori doğurdu ona bir ayırdım. Arkadaşlarım doğurdu liseden onlara ayırdım falan. En son bir tane zıbın kaldık. Dedim ki yok yahu onu hayatta vermem yani falan. Ondan sonra, şimdi çok komik bir şey oldu. Arkadaşlarım yurt dışından aldığım için saklamışlar ve onlar geri döndü. Başka bir çocuk büyütüp bana geri döndüler yani. Çok acayip bir duyguydu. Galiba ilk yani annelik gözyaşım da ilklerden biri bu konuydu yani. O zıbınların dönüp dolaşıp o dileklerin tekrar benimle el sıkışması falan evet Ceyda çok acayip bir duyguydu yani. Çok mutlu oldum tabii haberi duyduğumda. Önce inanmadım. Dedim ki Gonca'dan duymam lazım bunu bir şekilde. Sonra evet. sen tabii ki her zamanki gibi hayatında yaşadığın her şeyin arkasında sonsuz durduğun üzere hemen çıkıp tabii ki dedim o. Tabii ki. Evet. Aynen öyle. Yani aslında biz Levent'le birlikteliğimize başladığımızda o kadar mutlu dışarıdan, sektörden olmayan biriyle olmanın verdiği bir huzur. Levent onun... ne iş yapıyor? Levent devlet memuru. bayağı böyle benim sektörümden ve hayatımdan çok uzakta bir yerde. Biz tanıştığımızda böyle sevgili olmaya başladığımızda çok şeyi anladım ben. Yani benim hayatımın devamlı böyle... Yani devamlı kalabalık olması, devamlı değişken insanlar, kalıcı olmayanlar, kalıcı olanlar, kalıcı olanları mesela atıyorum seninle tanışmaması gibi kalıcı olanların az görüşüldüğü falan. Yani bunlar böyle çok bizler kaldırabiliyoruz, taşıyabiliyoruz, yüklenebiliyoruz. Evet. Normalde hani normalize edilmez samimiyet denilen meselenin anlamını açarken. Dolayısıyla da biz böyle oturup bu konuyu çok ayırdık yani. Ama böyle dedik ki kışkırtıcı, hani benim işimin bir magazinel tarafı var. Tabii. O tarafı da böyle kışkırtıcı, böyle push edici bir şey yapmadan, saygı ve sevgi çerçevesi içerisinde. Evde ünlülük olmaz ya, biliyorsun bunu. Yani evin başka bir hayatı var. Yani ben de benim domestik tarafım çok bilinmez. Evet, sen ben de öylesin. Mesela ay, o kadar mutluyum ki şu anda seninle olduğum için. Yani evet. insanların... Çok net hatırlıyorsun. Ya, sen mi falan. Evet. Tabii ki bendir yani o evet yani yemek yapan. Ama sen kendini hiç oradan tanıtmadın da ondan. Olabilir. Şimdi ben birçok ortamda seni kendimi savunurken buluyorum. Tamam delisin ben de deliyim. Evet var yani bizim gelgitlerimiz falan ama bu bizim mesleğimiz zaten. Biz başka türlü yapamayız. Canım bir de şey var yani asabi ve yıkıcı bir gelgitle. Yapıcı, yaratıcı evet. ve bulunduğu ortamı Aynen. ışıklandıran bir gelgitin evet. gelgiti farklı oluyor. Evet. Biz biraz bir de memleket olarak hani çok önyargı cümlesi değildir ama biraz seviyoruz makul görmeyi. Çok yani bir sürü problemlerimiz oluyor. Etrafımızda çok sıra dışı, farklı şey istemiyoruz. Ama özgün olmak, kendine has olmak, evet. kendi numaranla işi çevirmeye çalışmak... Güzel bir renktir ya yani. Bir kere bence senin böyle görünmenin en büyük sebebi şu olabilir. Demin söylediğim gibi bodoslama dürüstsün yani. Hani çok dürüstsün. Birçok insan böyle ya ne gerek var bunu söylemeyelim. Dile de gelmese olur bunlar dediği yerden bile. Benim çok sevdiğim bir şey senin o dürüstlüğün çok, de. Şimdi kim derdi ki kendimi terbiye ederken bunu da sınayacağım mesela. Evet. Ben böyle içimden şey diyorum. Hayır bunu söyleme. Deme şimdi %100 incitebilecek şeyi... Hiçbir zaman söylemeyen bir dürüstümdür ben. Çünkü bir insanı %100 bunu Ceyda'ya söylediğim zaman üzecekse bunu dürüstlük bulamam. Mesela bunu hep birkaç defa toplantı yaparım. Ya da çok şefkatle. Yani ben böyle düşünüyorum ama Ceyda seni o kadar seviyorum ki sen bununla da dahilsin bu pakete gibi söylemişimdir. Bu tarz üsluplar sadece insanın
karşısındakiyle olan ilişkisini değil, kendisiyle olan ilişkisini de çok tabii etkilediği için neyi nereye yüklediğimizin çok büyük bir önemi var yani. Tabii. Ama sevmediğimiz şey konusu bence bir hastanenin acil müdahale bölümüdür. Yani hani hakikaten onu söylemeliyiz ki orada nefes alamadığımız bilinmeli. Hem enerji boyutunda hem iletişim anlamında falan. Evet, o anlamda biraz dürüstüm yani. Ama mesela bilinmedik yönlerinden biri bence demin konuştuğumuz konu ve oraya dönmeyi çok isterim. Tabii. Çok aslında evine bağlı, evinde hizmet etmeyi seven, her şeyini kendi yapmayı seven. Evet. Ve bir de erkeğine çok aşkla bağlı bir kadınsın sen. Çok özgür görünen, elde tutulamaz bir ruhmuşsun gibi ama hiç öyle değilsin aslında. Değilim. Evet. Hiç değilim. Ama çok garip yani, o da benim bir nasıl diyeyim, ya muhtemelen bir şeyin bir savunması esnasında bu aradan gitti ve ben bunu farkında olmadan çıkardım. Yani anne baba erken yaşta boşanınca, şimdi 86 doğumluyum ben. Biraz şey zamanı vardı Ceyda bizde. Boşanan, ailesi boşananların parmakla gösterildiği tabii bir Bursa yılı tabii yani. Tabii. Ben çok net hatırlarım mesela bir komşunun beni kastederek, yani çocuklar oynarken mesela eve gelen günde o kızı yatak odama sokmayın, annesi babası boşanmış onun. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu hala devam ediyor ya. Ben en son... Hani hırsız olabilir, bir şey yapabilir. Onun çünkü ne annesi acı, babası boşanmış. Hala çok ben ya. En son Ali ile bir yere gittik. Küçük bir tatil yaptık. Bir atölyeye girdi Ali. Çıktığında çok mutsuzdu. Ne oldu dedim. Biri vardı dedi. Bir de Ali şeydir böyle, tanıdığı tanımadığı daha yeni tanıştığı kademeleri vardır yani. Öyle hemen aşık şey yapmaz, almaz içeri. Hiç tanımadığım bir kız dedi, geldi dedi. Yanımızda da arkadaşlarımın kızları var. Gitti dedi yanımdakilere, beni gösterip onun annesi babası boşanmış biliyor musun diye dedi. Taneme sordu benim yanımda dedi. Çok rahatsız oldum anne ben dedi. Şimdi düşünüyorum, 6 yaşında bir çocuk bunu öz iradesiyle nereden bilebilir? Çok güzel. Benim oğlumu, benim oğlumun annesi babasının boşandığını bilecek ve oraya gelip de oğlumun yanındaki yine 9 yaşında 10 yaşında bir kız çocuğuna bunu soracak bilgiye ve üsluba. 6 yaşında bir çocuk sahip olamaz. Bu anne babanın üslubu ve ahlakı. Belli ki anne baba çocuğun yanında bizi göstererek konuşmuş. Bunu etiketlemiş kızın zihninde ve bunun konuşulmasının normal olduğunu ikna olmuş tabii kız çocuğu da. Annesi babası bunu konuşunca masada. Ve hani yaşıtı olan bir çocuğu kırar mıyım, döker miyim, yanlış mı konuşuyorum, konuşabilir miyim bunu demeksizin. Bunu konuşma hakkını duyuyor mesela kendinde. Çok sinirlendim aslına bakarsan ama orada sinirini kimden çıkartacağını bilemiyorsun. Yani demem o ki senin çocukluğunda yaşadığın şey aynı şekilde devam ediyor aslına bakarsan. Evet. Ve büyürken kız çocuğu, işte iki kız çocuğu, abla var bir de tabii, biliyorsun. Tabii biliyorum. Benim için yani ciddi bir tek başınalık oluyor. Tabii. Ve şeyi bırakıyorsun hayatta, tamam yani o kız çocuğu olmanın hayatın içinde böyle getirdiği bir lütuf olan o naiflik, o yumuşacıklık, evet, o ebeveynlikte bıcır bıcırlık. Bütün baba olan arkadaşlarım şey söyler ya, kız çocuğu olmalarıyla alakalı kendi annelerinin onların yüzlerini şefkatle sevmeleri dışında. Çünkü bazen boşanmalar vesaireler olabilir ama bir kız çocuğu annelerinden emekli olan o yüzü tekrar teslim alıp sonsuza kadar sevecek olan bir eldir aslında. Aynen. Dolayısıyla da böyle o eller ben ne yapacağım şimdi diye boşlukta yıllarca sallanınca bazı özellikler o farkındalıkla birlikte gidiyor. Tabii. Ama böyle senin gibi birilerinin bildiği, bir elin beş parmağını geçmeyen insanlar o şeyi çok iyi biliyor mesela. Benim erkek arkadaşım da hayatıma girin, daha önce hiç ortak yanımız yok. Hiç ortak yanımız yok. Ben asker çocuğuyum. Bizim ailede de şey vardı. Mesela seçim mi olur Ceyda? Kimse kimseye kime oy verdiğini söylemez evet evde. Acayip büyüleyici gelirdi o dönem bence çocukluğumda de falan. Dayım falan da derdi. Kimse söylemiyor. Bu sizin şahsi meseleniz, şahsi kanaatiniz. Böyle yetiştirilirdik. Ev o kadar mutlu ki. Saçma sapan tatava bir şey yok, o yok. Benim görüşüm diye başlayan bir cümle yok. Olduğunda
böyle bir karşımızdaki böyle izleyip falan bazen Levent'e bebe yapıyor. Canım mı sıkın senin bugün böyle niye 8 tane benle başlayan cümle kuruyorsun? Bir ihtiyacımız var. Okey bugün seni konuşacağız. Tamam anladım ben. Gonca sahneye çıkmak istiyor falan. Evin içinde bir şey oluyoruz. Tatlı. İhtiyacı duymak çok güzel bir şey yani. Evet ben çünkü çok iyi bir oyuncuyum falan gibi şeyler yapıp kendi varlığımla dalga geçiyorum. Çünkü şimdi hamilelikte kompleks geldi tamam mı? Gelmez mi? Gelmez mi? Ben böyle kilo alıyorum. Şöyle bir iş ver, mesela konuşuyorlar, çok güzel bir proje okuyorum diyorlar ki, ama işte hamilesiniz. Hayatımda hiç hamileliği aksilik olarak düşünmemiştim tamam mı? Ne sakıncası var? Ne sakıncası var yani? Ondan sonra devamlı şey yapıyorum şu anda. Tabii ben çok iyi bir oyuncu olduğum için acıktım falan gibi oralarda söyleyip arada kendimi motive ettiğim anlar oluyor yani. Çünkü ancak çok iyi oyuncular yani bana bir gün biri demişti ki falan bazen dertleşiyorum böyle diyorum ki çok iyi bir oyuncu olduğumu söylemiştim. Evet bir süre kalıyor sonra ben kendi ihtiyacımı diyorum böyle yapıyorum. Evet benim 8 kere bunu söylemeye bugün benim ödevim bu. Kendi ödevimi evet. Duyuyorum ama sonra arkadaşlarımı arıyorum Ceyda ve şey diyorum. Sana da değersizlik hissi geliyor mu? Ama o kadar garip bir laf ki sorarken. O vicdan azabını hissetmeye başladım ya şimdi annelikle birlikte. Hem bir değersizlik hissi geliyor hem söylemeye çok çekiniyorum. Çok ayıp olduğunu düşünüyorum. Onun adı değersizlik hissi değil ama artık senden önce biri var. Evet. Ona aydın. Şimdi hep sendin ya. Hep ya. Evet. Başka hiç yani inanılmaz şimdi böyle bir. Şimdi artık senden önce biri var. Yani tam bu farkındalık gergin bir süreç oluyor çok. Arkadaşım değil mi? Bu doğru. Çok. Çünkü tam bunu sonrası oturtacaksın. Bitmiyor. Bir takım insanlar geliyor. Mesela bazı şeylerimi söylüyorum. Ve bu Ceyda gibi işte bak senin gibi olmuyormuş görüyor musun? Ya Ceyda gibi arkadaşlarım oluyor falan konuşuyorum. Ya şöyle bir şey çıkıyor Ceyda. O şimdi duyuyor ama ne dediğini bir. Ay duysun ne var bu? Ne var bunda ne dedim ben çocuğa eve gidip böyle yapıyorum ben. Anlıyorsun beni değil mi? Anlıyor yani. Anlıyor. Yanlış anlama ama bunlar da benim gerçeklerim diyebilirsin bence. Ben söylüyorum çocuklarıma. Eskiden diyorum siz yokken ben çantamı alıp gidebiliyordum. Şimdi gidemiyorum kardeşim diyorum ya. Ya bu ne diyorum. Ya da işim bitince bir arkadaşlarımla bir yemek yiyordum bir şey yapıyordum. Şimdi gidemiyorum evde çocuk var eve dönüyorum. İnsanın bazen evet canı sıkılıyor ve buna da hakkımız var. Yani aslına bakarsan. Gerçekten hakkımız var ya. Tabii. Hani Hülya Avşar'ın şampiyon belli ikinci kim dediği yerde düşünsene Hülya'nın şampiyon ben değilmişim aslında. Aslında çocuğummuş, evet. Ben ikinciymişim. Hani bunu söylemek zor bir şey aslına bakarsan. Hele ki bizim mesleğimizde. Vallahi ben şey oldum, bu seninle hep konuşurduk ya böyle Hollywood'un hani 90'lı 80'li yıllar romanları, evet. Bestsellerlar, film olur falan. Evet. Allah'ım derdim böyle Grey Gardens gibi filmi gibi falan böyle çocuğuna şey evet. Kıskanarak bakan anne miyim? Neden böyle söylüyorsun Gonca? Çünkü diyorum değersiz hissediyorum. İnsan diyorum anne olduğu için değersiz falan. Bir bakıyorum evdeki herkes gitmiş. Kriz bitince geri gelecekler yok, yani. Biz bir dağılalım. Biz bir dağılalım diye herkes gitmiş yani. Bence bunları şey, hissetmekte çok haklısın. Çok güzel bir geçiş canım evet. Yani. Beynimin içinde öyle bir yere bazen mesela doğduğu gün nasıl olacak falan düşünüyorum böyle. Bir bakıyorum 3:30 olmuş saat hala böyle kolum şurada kalmış ve uyumuşum. Artık böyle uyandırıyor falan ne yapıyorsun falan diyorum ki aslında ben çok güzel bir şey düşünüyordum. Düşünürken uyumuşum her şey iç içe. O kadar güzel beni şu anda tık 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 bir oda daha bir oda daha ele geçiriyor ki beynimde. Evet. Hani evet. Bir oda daha böyle her hafta bir ama yeni oda daha. Ama senin böyle çok lezzetli geçireceğine emindim mesela. Yazıyor musun bunların hepsini? Ya yazamıyorum çünkü şöyle tam yazmaya başladığım anda o kadar duygulanıyorum ki dilimi çok ajite buluyorum. Sonra terapistim dedi ki biraz bir çalışma ortamı gibi hani yazıp bir bekletmek lazım ama evet. Doğru bir şey yakalamışsın. İnsan kendini anlatırken biraz ajite oluyorum. Çocukluğuma dönüyorum vesaire oluyorum. Bu böyle miydi? Ben bunu asla yapmamalıyım çocuğa. Sonra bir gen gerçeği var. Acaba nereler benzeyecek, ne olacak falan bir şey oluyorum yani. Anladım, evet. Anneme çok yüklendim mesela şeyde bu hamilelikte. Hiç sen bana çocukken. Sen anneli hiç yüklenen bir çocuk değilsin. Abandım üstüne düştüm hatta falan. Annenizin üstüne düşüyor musunuz? Evet ben annemin üstüne çok yıkılırım. Yıkılırım hani arada bir bırakırım. Bir aynen. Bana çocukken böyle beğenme falan diye bir şey patlıyor falan. O da bir error verdi epey. Yani o şey bir oluyor onu anladım.
Ama bunun güncesini tutman senin, yani seni de tanıdığım için, az çok hikayeyi de bildiğim için seninle ilgili, bunu senin yazıyor olman hepimiz için çok başka bir şey. Ajite bile olsa bu ajitasyona da biraz ihtiyacımız yani, var biliyor musun aslında? Olabilir yani, böyle devamlı şu an o kadar bilgisayarla vakit geçiriyorum ki Ceyda, bu film yazma hikayesinden sonra falan. Şöyle yapayım, böyle yapayım, her şeyi hem etrafa, dünyaya nasıl anlatabilirim, hem kendime nasıl anlatabilirim. Ama şeyler çok enteresan oluyor. Hani Levent'in yazdığı çocuğuna mektuplar da benim yazdığım var. Çünkü dedim ki evet, böyle şey oluyoruz. Bir gün şey dedim, düşünsene biz hayatında olmayacağız bir yaşta. Evet. Ve belki bir çocuğu olacak, onu göreceğiz de torunu bilemiyoruz. Hayatımızda olmadığı bir an, biz yokken çok büyük bir eyvah anı olacak ve yapayalnız ve çıkamıyorum galiba işin içinden diye. O güne ait bir şeyler bırakalım dedim yani. Ben bununla ilgileniyorum. Ben olmadığım zaman ona ne olmalı? Ben burada olurum, aklım gidebilir yani. Yine de ben buradayken ne hissettiğimi bilmesi için mektuplar bırakalım. Ve benimkiler şey, anne bunları yakaydın da vermeyin. Bana bırakma yani. Kızım ne var biliyor musun? Böyle mektuplar olur mu ya çocuğuna? Kızım ne var biliyor musun? Kızım ne var biliyor musun? Hani acaba diyorum ki benim gibi tonlayabilecek mi falan. İşte bu delilik. Yani bu hakikaten bir delilik. Bir şey söyleyeceğim, sen video çeksene. Video mektup yapsan sen derim. Ya ben kendi bizim videolarımızı bulamıyorum. Çocuğa nasıl saklayayım yani? İnanılmaz bir şeyim var benim. Ya yok. Koy telefonu önüne, çek kendini ya. Yani tabii mektupları nasıl tonlayacağını anlaması evet, yani için. Bak benim mektuplarım şöyle tonlanmalı deyip bir deneysel bir video çekiyor. Vivian Mayer gibi hani tabii. Benim fotoğraflarım şuraya basılmalı. Hakikaten öyle olacak. Yapmalısın. Yani bir şey yaptım ama yani Levent'in yazıları falan. Ben böyle yaptık böyle şiirsel bilmem ne düzgün cümleler zaten. Ama farklıyız şey, dedin arkadaşım daha işin evet başında. Yani. Farklıysanız oradan farklılaşmamız lazım. Farklı da kıskanıyorum orayı böyle. Ne gerek vardı benim yazımın çirkin olduğunu vurgulamak için mi yaptı? Bir de hamileyken olduğu için. Tırnak vardı şu anda. Her şey inanılmaz. Benim çok yakın bir arkadaşım vardı. Senden güzel olmasın. Böyle çok güzel bir kadın ve nasıl ağlıyorum, çok şık giyinip bir yere gitmiş. Bak. Neden öyle giyindin? Nasıl kıskandın falan, elbiseyle eve geldi. Gonca dedi, Allah kahretsin beni, al şu elbiseyi. Ben bunu en az 3 yıl giyemem değil mi falan. Dedi ki keseyim mi elbiseyi arkadaşım? Ağlama, ne istiyorsun? Yani bunlar oluyor ya, vallahi billahi çok tatlı geçişler oluyor yani. Güzel be. Güzel güzel yani, bir daha gelmez böyle. Çok güzel. Çıldırmasıyla da her şeyle de aynen diyorum, bir daha gelmez. Yani bir daha böyle boş bir sebep için kendini üzemezsin. Bunun tadını çıkar. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Zaten seninle ilgili bende kalan en güzel şeylerden biri. Sen bütün duyguların hakkını çok güzel veriyorsun. Evet ya. Hepsini. Yani bu durumda seyirciye de herhalde benim saçma sapan şeylere ağlarken sana gülme gelmesini itiraf edebiliriz diye düşünüyorum. Evet. Yani ne yapayım? Sen ağlamaya devam ederken ben hemen arabayı çalıştırıp şey yapayım mı Gonca diye böyle. Evet. Susmayacaksam evet. Evet çünkü öyle. Ama ya çok güzel. Ya. Bence çok güzel. Güzeldi hakikaten. Çok çok güzel zamanlardı evet. Yani. Çok acayipti. Güzeldi. Bu arada hakikaten oldu. Tebrik ediyorum. Yani program konsept tabii ki hani çok bayılıyorum ediyorum ama sen benim hayatımdaki en kıymetli ve en enteresan ve en gördüğüm en güçlü annelerden birisin. Bu cümleyi söylediğim zaman şunu açıklama gereksinimi duyarım. Bu sadece Melisa ile ilgili verdiğin çabanın çok ötesinde bir şey. Bambaşka bir problem ya da bambaşka bir şey olsaydı da hakikaten senin anneliğini bu kadar belirgin görebilirdik diye düşünüyorum. Yani bir kadın hiçbir problemi ve trajediyi bu kadar ajite etmeden, bu kadar soğukkanlılıkla göğüsleyip kim ne olduysa ve hangi şekildeyse ve her nedense o hikayeyle yaşıyorsa o senin kurduğun çembere hep dahildir ve asla ayrışmaz. Dolayısıyla da Melisa süreci bence benim ister istemez değil mi? Çok evet. Tuhaf bir şekilde aldığım bir annelik dersiydi yani. Ve çok eğlendik gerçekten. Çok. Şu anda onu şarkı söylerken... İşte besteler yaparken bir şeyler falan değil mi böyle Nil'in bir şey gördüm çünkü. Aynen.
inanamadım yani. Evet, taktı kafaya, müzisyen olacak. Evet öyle olacak. Yani çok öyle olur. Olacak çünkü evet. Taktığı şey olur. Daha Melisa yürüyemiyorken taktığı şeyi emeklediğinde sen yetişemiyordun arkasından. Evet, aynen. Bazı potansiyelin anatomisi başka oluyor yani. Kendi dışında bir tane daha can oluyor. Ve onun peşinden koşa 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 öyle Amerika dolaştı Melisa. Ya evet. Onun yapamayacağı bir şey var mı? Kesin yok. Ben de böyle düşünüyorum. Aynen evet. Çok güzel olacak. Senin için de ben şahane şeyler hissediyorum. Asya senin için çok başka bir hayat olacak diye düşünüyorum. Evet, çok da güzel inşallah. Olmuş ismi. İsmiyle gelsin aramıza sağlıkla. Amin. Ve aşkla. Asya benim için aşkın da aslında bir karşılığı. Belki filmden ötürü bilmiyorum hepimiz için. Filmden ötürü. Evet. Evet öyle. Selvi Boylum al yazmalım. Evet. Sevgi emekti evet. Denildiği zaman evet. Benim için o çok böyle Asya'yla bir evet, özdeşik. Geçen hafta da Ceyhan'ın konserine gittim. Orada da söyledi. Şarkıya söz yazmıştı. Evet. Selvi Boylum al yazmalım biliyorsun sözlerini yazdı. Türkan Hanım istedi diye. Çok da güzel sözler yazmış. Onu söylemişti ve çok etkilenmiştim. Şimdi sen kızın adı Asya olacak deyince böyle ay dedim sevgi, aşk, güzel. Evet ya. Emek. Evet emek. Çok güzel. Çok kıymetli şeyler yapıyorsun tabii bu arada. Yapmaya da devam ediyorsun. Neslihan'la birlikte yazdığın filmi çektik. Çektiniz. Neslihan benim çok sevdiğim bir isim. Yani hem kadın yönetmen olarak çok sevdiğim bir yönetmen hem insan olarak çok sevdiğim biri. İkinizin bir araya gelmiş olması benim için çok heyecan vericiydi o yüzden. Nasıl geçti film? Cenazemize hoş geldiniz değil mi? Yanlış evet cenazemize hoş geldiniz. Aralık 2023'te vizyona girdiniz değil mi? Biz evet Aralık'ta vizyona girdik. Nisan'da bir tekrar girecek. Ben filmi yazarken... Fatih Aksoy'la bu hikayeyi konuştuğumda şeyden çok korkuyordum. Yani ben şeylere çok direnemem. Çok öyle duramam. Çok marketing peşinde koşamam. Hani. Ama siz zaten Fatih Bey'le kadın dizisinde mi beraber olmuştunuz? Anne beraber olmuştunuz. Çok iyi bir performans bu arada seni sergiledi. Eyvallah. Fatih Bey de böyle yetenekleri sarıp sarmalamayı çok sever. Ondan çok, sonra evet. Şaşırmadım cenazemize hoş geldinizi birlikte yapmış olduğunuz için. Cenazemize hoş geldiniz aslında gerçekten benim saçma sapan hep seninle dertleştiğim çok eski ailevi hikayelerimin bir gün onunla böyle yine çok dertleştiğim, yine fıttır fıttır ağladığım sonra gülmeye başladığım bir dönemde bir baktım yine ben delirirken Fatih Bey'in gülme krizlerine girdiği bir an. Ama sen gülüyor, niye sen ağlayın biz biliyoruz. Evet ya. Şu an bunu düşünüyorum. Ben sinirlenince hakikaten öyle ama çok komik anılar tabii böyle zamanında 2018 yılı ya da 19 yılı olmalıydı. Sezen Aksu dedi ki bir gün bir dertleşme esnasında böyle. Ancak dedi sen bunları böyle yazmaya başladığında arkadan gelecek o kadar film olmak isteyen şeyler var ki. Evet. Onlar bir tane hikayenin kapıyı açmasını bekliyorlar Gonca. Daha sonra dedi tıkır tıkır gelecekler. Ben hep yine ön yargı. Yani ben böyle bir şey yapamam. Sonra yakaladım kendimi yani yaparsam en iyi olma. Ben kendimi özgüvensiz zannederken narsisistik bir boyutta olduğumla yüzleştim. Yani çünkü ben bunu yapamam. Yaparsam en iyisi olmalı. Arkada biri var çünkü sana aynen. Yapamam dedirten yani. Aynen. O kişiyi tutunca böyle bir çık defol bu odadan diye o zaman tıkır 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 bu yazma hikayesi başladı. Hakikaten böyle yani talihsiz zamanlara denk geldi birazcık. Onlar da bizim ülkemizde böyle şeyleri yani kutlama enerjisini çok etkileyebilecek ulusal travmalarda... hem bir söz söyleme hakkını kendimde görmüyorum. Tabii. Hem de tüm bu süreç geçtikten sonra oradaki güzel şeyin nasıl başka türlü fark edilir olması gerektiğiyle ilgili endişelerim başlıyor. Film aslında bu döneme denk geldi ama bir sinema okuyan biri olarak bu döneme de denk gelebilir. Yani hani böyle bir alternatifi var. Fakat ne mutlu ki dijital dünyaya sahip olduğumuz için yani böyle bir 4-5 ay sonra dijital platformda ya televizyonda gördüğümüzde ben onun nasıl bir şeye ulaşacağını biliyorum. Ama Nisan'da tekrar mı vizyona gireceksiniz? Bir bayram için tekrar birkaç tane film girecek. Evet tamam. Bizim film de onlardan biri. Artık yaza doğru da dijitalde görürüz. Dijital ve ben evet bu Allah yazdıysa bulsun filmi çok bir şey yarattı. Evet gördüm. Halbuki 2 sene önce çekildi ve biz hani Burak'la partner olduğumuzda dedik ya tutar mı tutmaz mı? Pandemi travması oldu vesaire oldu falan. Ben hep şöyleyim kendimle daha çok izlediğim için herhalde.
dijital platforma geçtiğinde ulaşabilecek. Ve şimdi hakikaten o film için ailecek izledik, çok beğendik falan. Mutlu oluyorum Ceyda. Tabii çünkü ki. Bu filmdeki enerji de böyle. Hikaye de böyle. Tamam diyorum, bekle. Bu da aynı şeye yani ulaşacak. Kesin. Yani. Dolayısıyla bu arada da yazmaya devam ediyorum. Bu da Neslihan Hoca'nın ittirmesi bu arada. Evet, bence ilgili kesinlikle de yazmaya devam ediyorum. Şimdi kurmayayım, böyle omuzlarımdan tutardı sette yanımdan geçerken. Sen film yaz deyip evet. devam ederdi yani. Ben de aynı düşünüyorum. Zamanımız az kaldığı için tabii. Zafer'in Rengi'ne de bir değinmek istiyorum. 16 Şubat'ta vizyona girdi. Zafer'in Rengi yine çok önemli bir film aslında. Ondan da minicik bahseder misin? Tabii ki. Yani bir Fenerbahçeli olarak bir milli mücadele hikayesinin içinde olmak çok böyle gurur verici bir şey. Bu film aynı zamanda beni tabii ki Abdullah Oğuz'la aynı sete soktu. O yüzden de çok mutluyum. Zaten filmin çekimlerinde benim hamileliğimi öğrendik hep beraber. Ve çok sıcak bir şeydi, karşılamaydı. Yani ciddi bir kurtuluş savaşı dönemi içerisinde bir takım üzerinden, takım olma duygusu üzerinden kendi memleketleriyle ilgili verdikleri mücadele ve bunu sporla yapabilmek konusunda, sporla yapmak konusunda kesinlikle desteğini esirgemeyen ve böyle olmak zorunda zaten duruş olarak diyen bir Mustafa Kemal Atatürk vizyonu anlatan bir sürecin hikayesi bu. Aslında bugün başka bir yerde röportajda söyledim. Burada kendimi taklit edeyim. Hani bu bizim milli duygularımızla alakalı bir mesele olduğu için dedim. Ve bu topraklarda gerçekten yaşamış ve yaşlanmış olan insanların canlı canlı yaşadığı bir hikaye olduğu için. O herhangi bir takımda olsaydı, onun başına gelmiş olsaydı ben bu filmin senaryosunda Fenerbahçeli olarak yine oynardım. Çünkü ben hala kombinem kale arkasında, tam benden beklenen enerjiler işte. Ne yapayım ben, oturmaya mı geldik diye. Oturmaya mı geldik? Yani devamlı şey yapıyorum. Dolayısıyla da birçok takımın marşlarında vardır. Yani yensen de yenilsen de devam eden bir hayat vardır. Hep kendini tekrar eder. Lokomotif bir zaman dilimi içerisinde bir şeyi yenmek, başarmak ve ona inananlarla kuşatılmış bir ortamda var olursunuz. Futbolun aynen. felsefesi. Tabii. Dolayısıyla bu da bu işin sinema tarafı. Ve umarım izleyiciden iyi bir karşılık alır. Ama taraftara hiç kendini utandırmayacak bir iş olduğunu söyleyebilirim. İyi ki varsın. Yeni sen hayatında seni heyecanla takip edeceğim. Asya'yla gerçekten çok merak ediyorum neler olacak. Asya'yı da merak ediyorum nasıl gelecek. Çok heyecan verici. Ben de çok heyecan verici. Bu şey... Böyle küçük bir günce, 2-3 satır bir şey yazmanı tamam. rica edeceğim. Bak. Gene... Gene aynısını çizemez. Ama en azından bunun kafasındaki yeri belli. Ağrı ayağında da var bu. Seninle deli olmak çok güzel. İyi ki yaşadık o yazı. Çünkü bence insanın hayatında evet ömürlük dostluklar var elbet. Ama böyle anlık ama ömür boyu hatırladığın dostluklar da benim için çok kıymetli. Dostsun işte ama o an. Tabii ki. Bin yıla bedel belki de. Yaşadığımız o gözyaşları, o kahkahalar, o heyecanlar. Yaşadım demeye bırakılmış iyi bir mühür o. Evet. Yani çok yaşadık güzel. Biz o dönemi yaşadık beraber yani evet. hakikaten ben de çok teşekkür ederim. Ben hem program için hem seni gördüğüm için yani çok mutlu oldum güzelim. Çok güzel olsun her şey. O hep yazsın hem şifalansın hem şifa versin dediklerimden. O yüzden yazdığı ilk filmin haberini duyduğumda çok heyecanlandım. Gonca hep yazsın. Asya annenin yazdığı satırları tonlarken dikkat et. Çünkü bu video muhtemelen 50 yıl, 100 yıl sosyal medyada kalmaya devam edecek. Onu tonlamasını sen büyüyene kadar ezberleyeceksin ben biliyorum ama gerçekten tonlaması en nadide, en eğlenceli kadınlardan biri senin annen oldu. Olmak üzere. Bir başka bambaşka sohbetlerde tekrar bir arada olacağız. Hoşçakalın. Hamişim geldi. Asyasıyla geldi. Ne iyi gelmiş ona hamilelik ve yeni yaşam.
Geçmişten, anılardan bahsetmek ikimize de iyi geldi. Enerjimizi toparladı. Tabii ki üretmeye devam ediyor. Ve ben gözlerindeki ışıktan anladığım kadarıyla çok daha güzellerini üretmeye devam edecek. Sayfasının satırlarını şöyle tamamladı. Seni görmek ne güzel. Utanmadan böyle parlamaya devam et.